Öncelikle hoş geldiniz arılığımıza. Ben Kürşat Gür, Bilecik ili Osmaneli ilçesinde arıcılık yapmaktayım. Arı sütü üretimi yapmaktayız. Sabahları işte geliyoruz. Öncelikle arı sütlerini topluyoruz, içeriye veriyoruz. Burada işte hanımlar önce onların kapaklarını açıyorlar. İçerisindeki kurtçukları alıyorlar. Arı sütü meydana çıkıyor. Ondan sonra burada makineyle hiç el değmeden direkt buz kavanozuna, çünkü soğuk zinciri bozulmaması gerekiyor, direktmen buzun içinde gömülü olan buz kavanozuna el değmeden doluyor arı sütleri. Tekrar işte çıtaların temizlikleri yapılıyor. Temizlikleri yapıldıktan sonra bal ve arı sütü karışımından böyle kırmızı mercimek kadar böyle tane tane koyuluyor her göze. Tekrar oraya şu anda yapıldığı gibi kurtçuk aşılanıyor. Arı onları bu özel malzemede olduğundan ana arı yapmak için dibine arı sütü koymaya başlıyor. Ana arının besinidir arı sütü. Normalde aynı iki yumurtayı, aynı larvayı birini bal, polen ve su karışımıyla kapattığı zaman 21 günde çıkar, işçi arı olur. Aynı larvayı bu kez arı sütüyle besleyip kapattığı zaman bu 16 günde çıkar, kraliçe arı olur. Birisinin ömrü 40 gün ile 60 gündür işçi arının ömrü, arı sütüyle beslenen larvanın 5 yıla kadar ömrü vardır. Bu kadar bir önemli bir besin. Tamamen doğal, yani direktmen kraliçe arı besini. Ve hayatı boyunca kraliçe arı sadece ve sadece arı sütüyle beslenir. Böyle bir önemli besin. Vücut için, mesela insan vücudu için çok ciddi bir gençleştirici özelliğe sahip. İnsanlarda işte erkeklerde sperm sayısının artmasına ve kadınlarda doğurganlık özelliğinin artmasına sebebiyet veren bir şeyi var. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Ayrıca kanser hücrelerinin durdurucu özelliği olduğu kanıtlandı. Daha ülkemizde çok böyle bilinmiyor bu. Herhalde ekonomik nedenlerden dolayı vatandaşa pahalı geliyor olabilir. Ama çok önemli bir besin ve değeri henüz ülkemizde bilinmiyor bu arı sütünün. Biz günlük şimdi katlı arılara arı sütü yaptırıyoruz. Onları 6 bölüme ayırıyoruz böyle. Şu an 105 tane arı var mesela. Günlük 17-18 tanesinin bakımı yapılıyor. Yukarıda bitmiş işte yumurtaları aşağı veriliyor tekrardan. Yukarıya tekrar yeni yumurtalar çekiliyor. Onların arasına şimdi yumurtanın üzerine arı daha çok sarıyor. Ne kadar kalabalık arı birikirse verdiğin larva çıtası üzerinde, o kadar arı sütünün daha kuvvetli olması sağlanıyor. Bu şekilde bir sistemle çalışıyoruz. Ablamın eşi, eniştemiz tarafından ulaştı bize arıcılık. Onlar babadan arıcılar, Elazığlılar kendileri. Ben ya 1998 yılıydı arıyla tanışmamız. 98 yılından beri aşağı yukarı ben 2000 yılında memur oldum. Ondan sonra hem memuriyette çalıştım, hem ufak tefek, o zamanlar böyle bu kadar çok değildi tabii, hobi düzeyinde çalışıyorduk. Abim işte emekli olduktan sonra bayağı bir arılarını çoğalttı. Ondan sonra öyle artık benim de emeklilik yaklaşmaya başlayınca, hem dedik emeklilikte bir artı gelir olur, hem de boş durmamış oluruz, üretim yapmış oluruz. Böylelikle çoğalttık. İşte bu hale geldi çok şükür. Emekli olduktan sonra hem boş durmuyoruz, dünyanın en güzel besinini insanların hizmetine sunuyoruz. Bu bizim için özellikle gurur verici yani. Dünyada bunun kadar besleyici özelliği olan doğal hiçbir madde yok. Hiçbir madde yok yani. Şu anda içerisindeki bunun %2 maddenin ne olduğunu daha bilinemiyor yani. İçerisindeki maddelerde %2'si, ikilik bir grubunun ne olduğunu çözemiyor insanoğlu bunun. O kadar değişik bir madde yani. Bu şekilde başladı şeyimiz. Biz de emekli olduk. İşte iyice arıcılığa yöneldik yani. Arıcılık mutlaka yapılması gereken bir şey. Çünkü sadece kendine değil, tüm doğaya faydası olan bir şey. Sadece kendin olarak düşünmeyeceksin. Einstein ne diyor? Arılar ölürse dünyanın 4 yıl ömrü var. Otun bile tozlaşması arıyla oluyor. Dünyadaki %66 tozlaşmayı arı yapıyor. Bu ne demek oluyor? Üretilen her ürünün 3'te 2'sini
arı sayesinde alıyoruz biz. Domatesinin, biberinin, karpuzunun, kavununun aklına ne gelirse. Türkiye'de üretilen her ürünün 3'te 2'si arı sayesinde oluyor. Sayın çiftçilerimiz, mutlaka ki ilaçlama yapıyorsunuz. Bu gayet doğal. Zaten ilaçlama olmazsa olmuyor. Ama bu ilaçlamaları gece vakitlerinde, akşam ezanından sonra veya sabah ezanından önce veya gece yapıldığı takdirde bize bu kadar zarar vermeyecek. Gündüz yapılan ilaçlamalar arıların yani yarı yarıya ölümüne sebep oluyor. Bu hem bizim hem sizin için kötü. Milli servet, her ne kadar benim onun ötekinin arısı da olsa, senin ürününün tozlaşması da bu arı sayesinde olduğundan buna dikkat edersek çok sevineceğiz. Tabii ki herkesin bunu yapmasını öneririz. Yani zor bir iş, kolay öğrenilebilen bir iş değil. Bir de bir hayvanla uğraşıyorsun ve çoğu veterinerin anlamadığı bir olay. Özellikle kendini arı üzerine yetiştirmiş veteriner olmadığı sürece veterinerin bile anlamadığı bir hayvanla uğraşıyorsun. Bu direktmen iyi bir arıcıdan yanında birebir görerek, yani anlatmayla olacak bir şey değil, birebir görerek bir yılını en az geçirmesi gerekiyor. O kadar böyle bir günü gününe iş yapılması gereken bir hayvan ki bugünün işini yarına bırakamazsın arıda. Bugünün işini yarına bırakırsan yarın ağacın tepesindedir. Oğul verme olayı denir. Aslında modern arıcılıkta hiçbir zaman oğul verme iyi değildir yani. Hiçbir zaman oğul verdirmeyeceksin. Nasıl oluyor? Gözünden işte o ana memesi kaçırıyorsun mesela. Onu aşağıya veriyorsun. Oradan ana doğuyu veriyor. Ondan sonra direkt doğal oğul verme olayları olabiliyor bazen. Ama önemli olan bunu kaçırmamak. Az önce yaptık, gördün. Kendimiz suni oğul yaptık. Bir tane bölme yaptık mesela. Anasını değiştirdik o arının. Şimdi kendi yerine bıraktığımızdan da yeni ana doğacak. Öbür böldüğümüzden de yeni ana doğacak. O kovanı da direkt analı bir kovana verdik. Öylelikle analı olarak devam edecekler. Hiçbir vakit kaybı olmadan yani. Mutlaka ki mutlaka eğer bu işe girmek isteyen varsa iyi bir arıcının yanında en az bir yıl göre göre bu işi öğrenmesi gerekiyor. Öyle sözle şeyle olacak bir şey değil yani, görülmesi gerekiyor. Şu anda bir kovan arı kovanıyla birlikte 3.000-3.500 lira civarlarında. Yani herhalde 800-900 lira civarlarında bir katlı kovan boş olarak aldığın zaman arısıyla birlikte 3.000-3.500 lira civarlarında oluyor. Böyle bir maliyeti var ama şöyle düşünmek lazım. Arının her şeyi para. Şimdi bal üretiyorsun, para. Polen üretiyorsun, para. Arı zehri üretebilirsin. Bunun da tabii ekipmanları falan farklı. Arı zehri para. Mum üretiyor arı, mumu para. Poleni para. Arı sütü para. Her şeyi para. Yani arının her şeyi para. İnsan bu işi hakkıyla yapabiliyorsa, çünkü bu arıcılık sahtekarlığın en kolay yapılabileceği bir şey. Şimdi verirsin arıya şekeri, şekerli bal karma karışık, tamam mı? Onu da Allah'tan korkmazsan millete de yedirirsin. Yani çok sakat bir şey. Ha, şöyle bir güzelliği var. Bunu izleyen benim müşterilerim de olacaktır mutlaka. Benden bal yediği zaman bir daha başka yerden bal yiyemiyor. Bu da benim için çok büyük bir gurur kaynağı. Benim direktmen potansiyel müşterim oluyor. Bazı mesela ilginç bir şey olmuştu. Arkadaşlar sürekli şimdi arıcı olduğumu bildiğinden o bal ister, bu bal ister. Ya bir tane arkadaş istemiyor. Dedim ki ya sen bal yemiyor musun? Ya diyor biz alıyoruz işte oradan buradan. Bal çocuklar sofraya geliyor gidiyor, geliyor gidiyor yemiyor. Ben buna özellikle zorla bir kavanoz bal verdim. 15 gün sonra bir kavanoz daha istedi. Dedim siz bal yemiyordunuz, ne oldu? Ya senin balı yediler. Çocuklar yedi. Bal bal olursa yeniyor. Allah'ın verdiği bu şeyi insanoğlunun yapması mümkün değil. İmkansız bir şey. Sen şimdi sahtekarlığı yaparsan, içine şekeri doldurursan onu çoluk çocuk, özellikle çocuklar çok iyi biliyor bunu. Yani sahtekarlığı yapmayacaksın bu işte. Bir gün içerisinde kovanın içindeki arı mevcudu tam yarısına düşüyor. Ya yani atıyorum
Dün akşam 30 bin arı vardı kovanın içinde. Bugün 15 bine düşebiliyor yani. Bu çok ciddi bir zarar bizim için. Çok ciddi bir zarar. Yani aldığın süt miktarı birdenbire yarıya düşüyor zaten. Ürettiğin üründen zarar ediyorsun. Yani arın gidiyor, ondan zarar ediyorsun. Birçok bölme yapacaktın, onu yapamıyorsun. Yani şimdi zehir aldığı sürece gelecek senenin arılarını hazırlayamıyorsun. Bölme yapamıyorsun. Arı zaten zayıflamış. Bölme yapamayınca ne oluyor? Seneye yeteri kadar arın olmuyor. Gidiyorsun arı almaya kalkıyorsun. Ta Antalya'dan arı aldım geldim ben mesela. Araba tuttuk, gittik. Antalya'dan arı yükledik, getirdik taburuya şey yapmaya. Yoksa kendi böyle kırılma böyle şeyi olmasa. Ha bazen işte hastalık olabilir. Bir sürü hastalığı var arının. Bunu çözemeyebilirsin. Bu kendi hatan. Onda sıkıntı yok. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp derler. Allah'a çok şükür ondan bir sıkıntımız olmadı şimdiye kadar. 2-3-4 sene kadar önceydi bir nosema diye bir hastalığı var. Ben erken tespit ettim. İlacını verdim. Birçok arkadaşa da söyledim hatta burada. Bilir buradaki arıcı arkadaşlar. Dinlemeyenlerin arısının 3'te 2'si öldü. Hatta 4'te 3'ü öldü diyebilirim. O zaman Türkiye'de 5,5 milyon koloni arı ölümü olmuştu. Bu Türkiye çapında bir hastalıktı. 5,5 milyon arı öldü o sene Türkiye'de. Ve bizim ta baharın tespit ettiğimizi bu arılar neden ölüyor? Ondan sonra araştırdılar. Nosema oldu. Ta Aralık ayında piyasaya çıktı. Zaten ölen ölmüştü. Bu işe gönül vermek isteyenlere her zaman bekleriz. Elimizden ne geliyorsa öğretmeye bildiğimiz kadarıyla çalışırız. 98 yılından beri 25 senedir bu işte uğraşıyoruz elhamdülillah. Arının öyle bir özelliği vardır ki kimse tam olarak biliyorum diyemez. Hayvan çok farklı bir hayvandır. Tamam mı? Kimse tam biliyorum diyemez bu işi. Biz de öğrenmeye çalışıyoruz. Her yıl öğrenirsin. Biz öğrenebildiklerimizi aktarmaya biz her zaman hazırız. Kim geliyorsa kapımız her zaman açıktır. Mutlaka elimizden de ne geliyorsa yardım etmeye çalışırız yani. Ya öncelikle zaten arayışında genelde kendi çevrenle başlıyor. Ondan sonra o ona söylüyor, bu buna söylüyor. Öyle şey yapıyor. Buradan izleyenlere şunu söyleyelim. Bildikleri arıcıdan alırlarsa balı daha şey olur. Yani bu zincir marketlerde falan bal diye satılanları ben bal olduğunu düşünmüyorum işin doğrusu. Bildikleri yerlerden alırlarsa daha da uygun olacağını düşünüyorum yani. Arı sütü zaten pahalı bir madde olduğundan genelde işte 40 gram, 30 gram, 50 gram, 100 gramlık böyle şişelerde satılıyor. Toptan olduğu zaman kiloluk olarak şey yapıyoruz, veriyoruz. Onu da işte bazı alan firmalar var. Onlarla toptan şey yapıyoruz. İşte kendimiz perakende değerlendirdiğimiz oluyor. İşte biraz soğuk zincirde gitmesi gerektiğinde her zaman işte strafor ve buz içerisinde göndermek zorundasın. Biraz ulaşımı zor oluyor ama elhamdülillah onda da bir sıkıntı yaşamıyoruz. Kargo şirketleri, işte postanemizin şeyi, kargosu falan bu konuda bize yardımcı oluyorlar. En yakın zamanda da ulaştırıyorlar sağ olsunlar. Biz arıyla uğraşıyoruz. Bal, polen, arı sütü üretiyoruz. İşte elimizden ne geliyorsa ülke insanı olarak işte çiftçilik açısından üretim mi veya başka bir şey üretim mi? Üretmeliyiz arkadaşlar. Biz üretmeliyiz. Her şeyimizi üretmeliyiz. Biz kendi üretimimizi kendimiz yapmadığımız sürece hiçbir zaman ayakta kalamayacağız. O yüzden üretime önem vermeliyiz. Üretimde kalmalıyız arkadaşlar. Üretimde kalmalıyız. Bize ulaşmak isteyen arkadaşlar iletişim bilgilerini arkadaşım yayınlayacaktır. Zaten kapının girişinde levhamızı çekmiştik. Orada da iletişim bilgilerimiz var. Ulaşmak isteyenler her zaman doğal ürünlerle hizmet etmekten onur duyarız.